Evet, bir yeni Gamuç programından daha herkese merhaba. Bu hafta özel bir dosya ekranlarınıza getireceğiz. Bu hafta Türkiye'den 50 iş adamı Ermenistan'a gitti ve orada 50 farklı iş adamıyla bir araya geldiler. Türkiye-Ermeni İş Geliştirme Konseyi'nin düzenlediği ve USAID'in Amerika'nın ev sahipliği yaptığı diyelim bir programdı bu. Ve Türkiye'den 50 iş adamı farklı bölgelerden Ermenistan'a gidip orada konuk oldular. Bu hafta bunları inceleyeceğiz ve ayrıyetten Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü Richard Giragosyan, Ermenistan'da yaşayan bir Amerikalı Ermeni'nin görüşlerini ekranlarınıza taşıyacağız. Bakalım onlar neler demiş. Gamuç başlıyor. Evet, gündem oldukça yoğun. Dediğimiz gibi Ermenistan'da 50 Türk iş adamı var şu anda. Türkiye'den Ermenistan'a giden 50 iş adamı var. Bu konuyla ilgili Ermenistan'daki arkadaşlarımız bize görüntüleri aktardılar ve orada röportajlar gerçekleştirdiler. Şimdi o görüntüleri ve röportajları ekranlarınıza getirelim. Küçük bir ara vereceğiz ve ondan sonra da Richard Giragosyan röportajımıza bakacağız. Ermeni ve Türk iş adamları Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir işbirliği memorandumu imzaladılar. 22-23 Kasım'da Yerevan'da düzenlenen toplantı için Türkiye'den 50'den fazla iş adamı Ermenistan'a gitti. Ermeni-Türk İş Forumu çerçevesinde imzalanan memorandum, iki ülke sanayicileri arasındaki bağların canlandırılması yanı sıra Ermeni-Türk sınırının açılması konusunda lobi çalışmaları yürütülmesini öngörüyor. Burada iş alanlarındaki sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunun için ne gerekli? Güven gerekli, karşılıklı saygı gerekli. Birlikte çalışabilmek için güven ve diyalog mutlaka gerekli. Bu buluşma sürece bu konuda yardım edecek. Ermenistan tarafından bu görevi Ermenistan Sanayici ve İş Adamları Birliği, Türkiye tarafındansa Türk-Ermeni İş Gelişim Konseyi yürütecek. Anılan iki kuruluş birkaç yıldır işbirliği yapıyor. Amerikan Uluslararası Yardım Örgütü ilişkileri destekliyor. Kurum, anlaşmada Ermeni-Türk ilişkilerinin sıklaşmasına destek projesi çerçevesinde partner durumda. Benzer girişimlerde bulunan kurumlar aynı zamanda lobi çalışmaları da yapması gerekiyor ki karşılıklı iş gelişimi başka alanlara da yansısın. Sınırların açılması gerekiyor ki daha fazla gelir elde edilsin. İş adamları ve ekonomi her zaman devletler ve hükümetler üzerinde önemli bir güce sahip olmuştur. Bu toplantılar Türk hükümetini sınırların açılması konusunda ikna edecek nitelikte. Yaşadığım şehir, Diyarbakır. Uzun süre Ermenilerle birlikte yaşadık ve Ermeni komşularımız oldu. İstiyoruz ki o zamanlara geri dönelim. Ermenistan ve Türkiye arasında sorunlar olabilir ancak inanıyorum ki bu ziyaretlerimiz ve kendi alanlarımızda ilişkiler geliştirmemiz hükümetlerimize baskılar yapacak ve ilişkilerin normalleşmesindeki süreci hızlandıracak. Türkiye'den 7 farklı ilden gelen Türkeli iş adamları adına Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi adına bir açılış konuşması yapan Noyan Soyak, iki ülke arasındaki iş hacminin birkaç yüz milyon dolara değer geldiğini belirtti ve bu konuda yayınladıkları raporu da katılımcılara sundu. İki ülke iş adamları arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde öncelikleri ele alan forum katılımcıları, ayrıca 2012'de Türkiye'de de benzeri bir forum gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi. Ermeni Sanayi ve İş Adamları Birliği Başkanı Arsen Kazaryan forumda yaptığı konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini ve derinleşmesini arzuladıklarını ifade ederek ilk kez Türkiye'nin 6 ayrı bölgesinden 50'den fazla iş adamının foruma katıldığını anlattı. Kazaryan, bizler zaten var olan ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız hiç olmazsa birkaç yerli ürünümüzün bu ülkeye ihracatını sağlamaktır, dedi. Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi kurucusu Noyan Soyak ise Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların kapalı olmasına karşın 2010 yılında iki ülke arasında ticaret hacminin 200 milyon dolar civarında gerçekleştiğini bildirdi. Biz meslektaşlarımıza Ermenistan'da kaliteli mal üretildiğini göstermeye çalışıyoruz. Onlar için ilgi çekici çeşitler de mevcut. Bu ürünleri görerek Ermenistan'la iş geliştirmek için ön bilgi alabilirler.
Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահը համաձայն չէ այն տեսակետի հետ, թե սահմանի բացման դեպքում հայկական արդյունաբերությունը Biz iş geliştirme konusunda yasa taslaklarımızın hazırlığını tamamladık. Bizim tarafımızdan taslaklar hazırdır. Bu yasa Ermenistan'ın sadece Türkiye ekonomisine karşı durabilmesinde değil, aynı zamanda onunla yarışabilmesi için de imkan sağlıyor. Evet, Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi'nin eş başkanı Noyan Soyak aynı zamanda GAMUÇ programımızın ilk programlarından birine konuk olmuştu. Bu programlardan birinde, 3. programımızda yaptığımız röportajı şimdi bir hatırlayalım isterseniz. Çünkü Ermenistan'da da aynı rapordan bahsediyor. Biz bu raporu çok daha önce gündeme getirmiştik ve Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi'nin neler yapabileceğini orada konuşmuştuk. Şimdi yaptığımız bu röportaja bakalım. Türkiye'nin genel ihracatı neredeyse yaklaşık 300 milyar dolarlara ulaştı. Bu rakamlara baktığınızda hakikaten Ermenistan'da olan ticaret çok düşük bir ticaret. Ancak şu yönde bakarsanız eğer Ermenistan'la ticaret yapacak olan bölgelerimiz bizim normalde sınır bölgelerimiz olması lazım. Yani Doğu Anadolu olması lazım. Biz ne yazık ki kara sınırımız kapalı olduğu için şu anda bu şansı kullanamıyoruz. Dolayısıyla ihracat gene Ermenistan'a olan ticaret gene İstanbul, işte İzmit, Sakarya bu bölgelerden oluyor. Ki bu bölgelerin bu 250 milyon dolar ihracata çok da ihtiyacı yok. Ama örneğin turizmden bahsettik. Doğu Anadolu bölgesinde benim her zaman söylediğim bir altın üçgen var bizim. Bir ucu Ermenistan'da Kutsal Eçmiyazin, bir kısmı Türkiye'de Ahtamar, diğer bir kısmı Kars'ta Ani. Bu üçgenin içerisine benim bildiğim kadarıyla dünyada yaşayan bütün Ermeniler gelmek isterler. Sınır kapalı olduğu için oradan geçiş yapamadıklarından bu kapasite şu anda düşük. Ama sınır açıldığında dünyada yanlış söylüyorsam beni düzeltin 7,5-8 milyon Ermeni yaşıyorsa en kötü ihtimalle bunların yarısı bu bölgeye gelmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla o bölgede büyük bir turizm atılımı olacaktır. Yani aile pansiyonlarından, büyük otellerden o bölgenin ihtiyacı olan bu hem sosyal değişim hem de ekonomik değişime yol açacaktır. Bu etkenlerden bir tanesi. Diğeri orada atıl kullanmadığımız bir demir yolumuz var. Türkiye'den Kars'tan geçip Doğu Kapı'dan Ermenistan'a giren, oradan da kuzey-güney açılımında Gürcistan-Rusya yapan, güneyden Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a giren ve Hazar Denizi'nden de Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Çin'e kadar uzayan bir demir yolumuz var. Şu anda sınır kapalı olduğu için kullanmıyoruz. Türk-Ermenistan ilişkilerine baktığımız zaman ben SALT, Türkiye ile Ermenistan Cumhuriyeti olarak görmüyorum olayı. Olay biraz daha geniş aslında. Türkiye'nin Rusya'dan ihraç ettiği büyük montanda, örneğin 7,5 milyon ton kömür var. Bu kömür demir yoluyla gelebilir. Yaklaşık %40 daha ucuza gelebilir. Türkiye'nin Türkmenistan'da, Hazar Denizi'nde, Kazakistan'da birçok yatırımları var, Afganistan'da birçok yatırımları var. Bu yatırımların lojistik olarak taşınması çok daha kolay olacaktır. Avrupa'nın Orta Asya'ya bağlanması bizim Türkiye'nin üzerinden demir yolu ağıyla olacaktır. O yatırımların hepsine giden birçok malzemeler var. Bunlar hepsi Türkiye ve Ermenistan üzerinden taşınacaktır. Bir anekdot size, Malatya'da kayısı satılamıyordu, kayısıyı ihraç edemiyorlardı, bir problem vardı. Oradaki kayısı üreticileriyle biz konuşurken telefon edip Arjantin'e telefon ettik. Arjantin'de Türkçe konuşan bir Ermeniyle konuştuk, Arjantin vatandaşı bir Ermeniyle konuştuk. Telefonu ben Malatyalı vatandaşımıza verdim. İkisi beraber Türkçe konuşarak bu kayısının ihracatını gerçekleştirdiler. Bu konuşmadan yaklaşık 2 ay sonra Malatya'dan Arjantin'e kayısı gitti. Yani dünyanın hiçbir yerinde Türkçe konuşarak aynı şekilde ithalat yapabileceğiniz insan sayısı azdır. Ama Ermenilerle bu mümkündür. Çünkü orada 3. jenerasyon kuşak Ermeniler hala Türkçelerini unutmadan konuşuyorlar. Ermenistan'da iş yapan veya yapmayan iş adamlarını beraber bir araya getirdik ve orada onların fikirlerini aldık. Toplantıları İstanbul'da yaptık, Kars'ta yaptık, Maraş'ta yaptık, Malatya'da yaptık ve Denizli'de yaptık. Dolayısıyla bütün SALT'a biraz da yaymaya çalıştık. Emin olun bütün illerden, Denizli dahil büyük ilgi vardı. Türkiye hakikaten o ilişkiler başladığında belli bir oranda Türk mallarının bir Ermenistan pazarına yüklüce girmesi olacaktır. Ama
Daha sonrasında halihazırda başlamış olan Ermenistan sanayinin gelişmesi ve rekabetçi olması aynı süreçte ilerleyecek ve Ermenistan da bu sefer başlayacak hem Türkiye'ye hem de diğer ülkelere ihracat yapmaya. Yani karşılıklı gelişme olacaktır. Bu Türkiye'de böyle yaşandı. Zannetmiyorum Ermenistan'da değişik yaşanacağını. Evet, Ermenistan'ın gündeminde başka bir konu daha var. Birkaç hafta önce Türkiye'de bir toplantı yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen bu toplantıya yeni isimler, yeni yüzler de katıldı. Türk diasporasından isimler de vardı bu toplantıda. Ermenistan'dan da katılımcılardan Richard Giragosyan'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Konrad Oteli'nin içerisinde toplantının hemen sonrasında Richard Giragosyan'la yaptığımız röportajı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Richard, öncelikle istersen son katıldığın bu toplantıyla ilgili biraz bilgi aktaralım. Çünkü Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni yüzlerin de gözüktüğü bir toplantıydı bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 88. yıl dönümüne denk geldi. Neydi bu toplantı? Biraz bilgi verebilir misin? İstanbul'da Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili düzenlenen bu iki günlük uluslararası bir konferansa katılmak için geldi. Konferans Ankara'da bulunan iki üniversite, TOB ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri tarafından düzenlenmişti ve finansmanı da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılıyordu. İlginç olan nokta, senin de belirttiğin gibi bu konferansın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 88. yıl dönümüne denk gelmesiydi. Bizim bu toplantıdan edindiğimiz ilk izlenimler, bu toplantının Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni bir yol arayışına gidilmek için düzenlendiği yönündeydi. Alexander İskenderyan ve Sergey Minasyan'la birlikte Ermenistan'dan bu toplantıya katılan delegasyonun bir katılımcısı olarak biraz hayal kırıklığına uğradık diyebilirim. Çünkü bizim çoktan deneylediğimiz bir konu var ki, zaten iki ülke arasındaki sınırın açılması ve ilişkilerin normalleşmesi taleplerinin dile getirildiği bir nokta. Noktaya geldiğimiz şu yıllarda iki farklı gerçekliğin konferansta karşımıza çıktığını gördük. İlki, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin artık Türkiye için herhangi bir önceliği yok. Listede çok alt sıralarda artık. Çünkü Türkiye'nin konuya ilgisi Suriye, Libya ve İran'daki gelişmelerle dağılmış durumda. İkinci gerçeklik ise öyle görünüyor ki Türkiye-Ermenistan'la ilişkilerinde Dağlık Karabağ'da içine alan ön koşulların bulunduğu yeni bir paket hazırlamaya yelteniyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın protokollerde Dağlık Karabağ'a referans olmadığını belirtmesine karşın, Türkiye'nin bu gecikmiş çabasıyla konuları birbiriyle ilişkilendirmeye çalışması, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerine faydasızdır ve gereksizdir. Buradan şu tespitte bulunabilirim ki, Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesinde bu girişimiyle güvenilmez bir taraf olma yolunda ve bu ilişkilerin düzelmesi yönünde açılan fırsat kapısı kapanmak üzere. Son olarak Van depreminde Ermenistan'ın yardım talebinin geciktirilmiş cevaplanması ve Ahtamar Adası'ndaki kilisenin açılışı sırasında yaşananlar, Ermenistan tarafının sabrının tükenmesine sebep oluyor. Türkiye'nin güvenilir cevaplarla geri dönmesi ve durumu düzeltmesi gerekiyor. Tüm beklentiler şu anda Türkiye üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü Ermenistan üzerine düşen her şeyi ve hatta fazlasını yaptı. Aslına bakarsanız dünya Türkiye'yi bekliyor şu anda bu konuda. Son iki gündür katıldığın toplantılarda aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın da desteği vardı. Özellikle Türkiye'nin protokolleri yeni bir paket haline getirip Dağlık Karabağ'da içerecek şekilde ön koşullar hazırlamak gibi bir niyeti olduğundan da söz ettin. Bunun arkasında ne olabilir sence? Yapılması gerekenler nedir bunu önlem olarak? Zor bir soru. Bence Türkiye tarafı da henüz ne beklediğine ve ne yapacağına tam karar vermiş değil. Ama en önemlisi şudur. Dağlık Karabağ farklı bir konu olarak zaten ayrıştırılmıştır. Bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bir konudur. Dağlık Karabağ'ın bu konuyla bir ilgisi yoktur. Protokollerde buna vurgu olmadı. Bu konuda doğrudan bir bağlantı kurulmadı. Tabii ki burada dolaylı yoldan bir bağ söz konusudur. Normalizasyon süreci Ankara ve Yerevan arasındadır. Bakü'nün bu diyalogda yeri yoktur. Sorun şu ki, görünüşe göre Azerbaycan şimdi Türkiye üzerinden büyük bir güce sahip olacak. Türk diplomasisi bugün Bakü tarafından esir alınmış ve yapılabilecekleri Bakü tarafından sınırlandırılmış gözüküyor. Bu üzücü bir yorum ama Türkiye bu konuda hesaplaşmak zorunda. Soykırım sorunu da Türkiye'nin kendisiyle hesaplaşması gereken bir konu. Bu konuda Ermenistan'la hesaplaşmaya gerek yok.
Son dönemde Azerbaycan Türkiye yakınlaşmasına da tanık oluyoruz. Azerbaycan Devlet Başkanı İzmir'e bir tören için geldi, bir rafineri açtı. Bu anlamda ekonomik işbirliği de giderek ilerliyor. Azerbaycan ekonomisinin Türkiye'deki etkisinin bu artışını nasıl karşılıyorsun? Buna Ermenistan tarafından nasıl bakıyorsun? Genel olarak hala şüpheci ve kötümserim. Çünkü Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde herhangi bir normalizasyon, iki devlet, bir millet konseptini yok edecektir. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok ileri seviyede olduğunu zaten biliyoruz ve farkındayız. Ama Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın da İlham Aliyev gibi olmadığını biliyoruz. Farklı bir açıdan bakarsanız, Türkiye'nin bir Azerbaycan problemi de var ki bu Türkiye'nin yerel politikalarını da belirliyor ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de dolaylı yoldan etkiliyor. Burada yapılması gereken şeyin Azerbaycan'ın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde herhangi bir ilerlemenin uzun vadeli bir bakışta herkesin yararına olacağına ikna edilmesidir. Türkiye'nin anlaması gereken şey ise Karabağ protokollerde yokken şimdi dışarıdan bu sürece eklenemez. Türkiye'den imzalanan protokollerin gereklerini yerine getirmesi bekleniyor. Bu iki günlük basına kapalı konferansla ilgili de bir yorum almak istiyorum senden. Yeni isimler, yeni yüzler de katıldı bu toplantıya ve Ankara'daki akademisyenler, bürokratik çevrelerden kişiler, bürokratlar, diplomatlar da katıldı. Bu yeni yüzler konusunda neler söyleyeceksin? Güzel ve önemli bir soru bu. Çünkü bana iyi haberler verme imkanı sağlıyor. İyi haber şu ki hala buluşuyor olmamız sürecin devam ettiğini gösteriyor. Diyalog devam etmeli. Bu iki günlük süreçte şunu gördük ki şu anda yaptığımız şey aslında momentuma süreklilik kazandırmak. Şu anda gayri resmi diplomasisinin yaptığı devletlerin ilişki kurmaya hazır olacağı zaman için bir zemin oluşturmak. Ayrıca protokollerden gelen bir hatayı da düzeltmeye çalışıyoruz. Ne Türkiye ne de Ermenistan halkı normalizasyona hazırlanmak için yeterli hazırlıkları yapmamıştı. Biz şu anda bunun için taraf yaratıyoruz. İzmir, Adana, Kayseri, Trabzon'a giderek etki alanını coğrafi olarak genişletiyoruz ve yeni yüzleri bu sürece katıyoruz. Önemli olan o ki halkların ve insanların bu alanda geliştiğini görebiliyor. Türkiye'nin gündeminde Ergenekon ve Kürt sorunu gibi maddeler de olsa Türkiye-Ermenistan diyalog süreci ilerliyor. Hala çok yavaş ancak bu toplantılar Türkiye'nin Ermeni sorunu ve soykırım gibi bu ülkede çözülecek olan sorunların gündeme gelmesine yardım ediyor. Burada Türkiye'nin görmesi gereken Türkiye'deki Ermeni toplumunun potansiyeli ve ilişkilerdeki önemli rolü. Türkiye'nin Ermenistan'la resmi olmayan bir bağı zaten var. Türkiye'de gayri resmi birçok elçi zaten bulunuyor. Türkiye'li Ermeniler, bu görünür kılınmalı. Buradaki Ermenilerin Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda daha çok alana ve kendilerini ifade etme imkanlarına ihtiyaçları var. Bu arada ilk kez Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili yapılan bu konferansta Türk diasporasından yetkililer de vardı. Hep Ermeni diasporasını görüyoruz bu toplantılarda ama Türk diasporasının Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki rolü nedir sence? How you see the Turkish diaspora's effect on Turkish-Armenian relations? Actually, it's minimal. What this is about is a. Aslına bakarsanız bu etki minimum düzeyde. Bu Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun bir politikası. Türk hükümeti de şu anda Almanya ve Bosna'daki Türk diasporasına çok önem veriyor. Ama bizim gördüğümüz o ki, eğer dikkatimizi çok dağıtırsak, normalizasyon yolundan da uzaklaşıyoruz.
Ama hepimizi tüm bu parçaların pozitif bir şekilde bir araya getirilmesi ve bir yapı inşa etmesi konusunda hemfikiriz. Ama Türkiye'nin kendisini buna adaması gerekiyor. Van depremi buna bir örnektir. Ne kadar trajik ve ayrı bir konu olsa da Ermenistan'ın yardımlarının gecikmeli olarak bölgeye ulaştırılması, yardım talebine cevabın geciktirilmesi kaçan bir fırsatın habercisiydi. Bu şekilde kaçan çok fazla fırsat var. Bu alanda ilerleme kaydedilmek için bir istek olması gerekir ki gelen fırsatları ve imkanları sezebilsin ve değerlendirebilsin. Ben Van'dan yeni geldim ve söyleyebilirim ki Van'daki herkes Ermenistan'dan arkadaşlarının kendisini arayıp başsağlığı dilediğini, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söylüyordu. Bunu da burada belirtmekte fayda var herhalde. Bu gösteriyor ki halklar arasındaki bağ devletler arasındakinden kuvvetli. Evet, iki ülke arasındaki sınır kapalı ancak yer altındaki tabanımız aynı. Deprem iki ülkeyi de etkiliyor. Biz de depremi Ermenistan'da hissettik. Ben Yerevan'daki evimde hissettim depremi. Bu durum diyaloğun sınır tanımaması gerektiğinin de bir göstergesi. Doğal afetler genelde ilişkiyi bozuk olan ülkeler arasındaki husumetleri gidermek için bir fırsat oluyor. Türkiye ve Yunanistan arasında olduğu gibi. Bundan sonra sence atılması gereken adımlar nedir? Türkiye üzerinde diyalog yolunda baskı yapabilir ve Ermenistan tarafının da isteğinin sürekliliğini koruması için çabalayabiliriz. Bir yandan da yaptığımızı yapmaya devam etmeliyiz. Gayri resmi diplomasi, sivil toplum arasındaki bu kenetlenme aslında Türkiye ve Ermenistan arasındaki momentumun sürekliliğini de sağlıyor. Unutmamak gerekir ki Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hiçbir zaman kolay veya hızlı olmadı. Bu uzun süreli bir proje. Uzlaşma sürecin bir başka yanı, normalizasyon başladı bile. Gidiş gelişlerimizde bir sorun olmadıkça, sivil toplum örgütleri konuşmaya başladıkça, diyaloğun bu şekilde devam etmesine ihtiyacımız var. Son bir soru. Eğer Türkiye bu dediklerimizin hiçbirini gerçekleştirme yönünde adımlar atmaz ve Ermenistan'ın eli havada kalırsa, sence ne olur? Ermenistan bakışı nasıl değişir? Ne yazık ki beni de endişelendiren bir nokta bu. Türkiye, Ermenistan'ın da sabrının sınırının ne kadar olduğunu göremeyebilir ve ön koşullu ilişki kurma girişimi iki taraf için de tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Türkiye'nin karşılaşacağı asıl baskı ise 2015'te olacaktır. Ermeni soykırımının 100. yılında gerçek bir baskı olacaktır. Washington, Moskova ve Brüksel hepsi de Türkiye'nin bir adım atmasını bekliyor. Ermenistan'ın değil. Kaygılandığım nokta şu ki eğer yıldızlar bir kez daha buluşmaz ve gayri resmi diplomasi resmi diplomasiye dönüşmezse bir dahaki denememizde ilişki kurmak çok daha zor olacak. Evet, önemli konukları ve konuları gündeme getirmeye devam edecek Gamurç. Bu hafta 50 Türkiye'li iş adamının Ermenistan ziyaretini gördük önce. Daha sonra Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Noyan Soyak'la görüştük. Ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü Richard Giragosyan'ı konuk ettik ekranlarımıza. Şimdi bir müzikle veda edeceğiz programımıza her zaman olduğu gibi. The Bambir grubu, Ermenistan'ın en ünlü rock gruplarından biri, önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor. İmece Televizyonu'nun konuğu da olacaklar. Bir röportaj gerçekleştireceğiz kendileriyle. Geçtiğimiz hafta Yerevan'da verdikleri konserden bir kesit sunacağız. Evelin isimli parçalarıyla veda edeceğiz Gamurç'a. 2 Aralık'ta Garaj İstanbul'daki konserlerini de buradan duyurma fırsatımız oldu. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diliyoruz. Watching through the dusty window, Living Avenue with dream freezing her eye, with hope that she can fly far from this place, from familiar layers she dusted so many years. Was tired, and who knows where she goes? How far will she go? She has
to throw. Thank you.
Peace.